Bugün Torrent'i nasıl kullanılacağını anlatacağım sizin için. Torrent indirme programı indiriyoruz öncelikle. BitTorrent programını indirip kurmamız gerekiyor. İndirelim hemen. Burada bedava olanı seçiyoruz. Masa üstümüze kaydettik. Çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Next, next. I agree. Accept. No thanks dedik. Next dedik. Bunları kabul ediyoruz arkadaşlar. Kurulum tamamlanacak. Kurulum bitti. BitTorrent'in kullanılmaya hazır. Şimdi bu programı kullanarak video indirmeye çalışacağız. Bunun için en güvenilir, en büyük internet sitesi Pirate Bay. Bu site sık sık yasaklandığı için Proxy Bay isimli internet sitesinden buradan kullanacağımız internet sitelerini seçebiliyoruz. Bu site banlanmıyor. Buradan bir tanesini seçelim. Buradan video olarak bir tane video arayalım. Bir bölümünü seçelim mesela. 7. sezonun 1. bölümü. İndirelim bunu. Reklama gitti. 7. sezonun 1. bölümünü seçiyorum. Burada 887 kişinin bu dosyayı şu anda gönderdiğini görüyoruz. 12 kişi de bu videoları çekiyor. Yani internetten indiriyor. Get this torrent dediğimiz zaman BitTorrent'imiz cevap vermedi sanırım. Tekrar deneyelim. Bakalım. Kapatalım BitTorrent'i. Şu anda size göstermek için BitTorrent kurdum. Ben normalde MikroTorrent kuruluydu. MikroTorrent içinde yapılacak işlemler aynı. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Download edeceğiniz yeri seçiyorsunuz. Biz masa üstünü seçelim. Ya da buraya kaydetsin. Masa üstünü seçelim. Kaydettik. Tamam dediğimizde buraya indirmeye başlayacak. Torrent ekranında inen dosyalarımız var burada. Gördüğünüz gibi. Bu dosya inmesi gereken dosya. Burada dosya ile ilgili bilgiler var. Burada şu anda benim bağlı olduğum kullanıcılar var. Yani biz bu kullanıcılardan bu dosyayı indiriyoruz. Hızlı bir şekilde indiğini görüyorsunuz. İnternet sitesi tarafına dönelim arkadaşlar. Burada yorumlar oluyor altta. Bu şekilde bir yorum yapmış kullanıcı. Dosya gördüğünüz gibi indiriliyor. Buradan hız sınırını ayarlayabiliyorsunuz. Benim şu anda maksimum hız sınırım 10 megabit. Ama isterseniz bunu 100 kilobayta düşürebilirsiniz. Şuradan indirme hızını görebiliyorsunuz. Ne kadar hızla indirebildiğinizi görüyorsunuz. Sınırsız diyelim. Hızlı bir şekilde iniyor. Bu inen dosyaların yerini değiştirmek isterseniz arkadaşlar,
Buna sağ tıklıyorsunuz. Gelişmiş kısmında indirme yerini belirleyin diyorsunuz. Mesela şu anda bunu masa üstüne almıştık. Tekrar Downloads klasörüne geri gönderelim. Select Folder dediğimiz zaman bu dosyayı buradan Downloads'un içine kaydediyor ve indirmeye devam ediyor. Dosyayı çalıştırmak için ne yapabiliriz? İndiği kadarını izleyebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi gayet güzel. Alt yazısını indirelim. Şu anda tam inmediği için bu kadarını görebiliyoruz. Dawn coming. You'll be wanting a roof tonight. I don't have much. İndikçe buradaki boşluklar dolacak. Şöyle bakarsak. Şu şekilde. Farklı dosyalar indirmek istersek. Genellikle yabancı filmleri burada bulabiliyorsunuz. Alt yazılı izleyebilirsiniz. Buraya bakalım. Burada filmlerin kalitesi var. Burada seeder sayısı var. Yani gönderen sayısı. Bu da indiren sayısı. Şu anda 23 kişi dosyayı indirirken 411 kişi de bu dosyayı gönderiyor. Bunu da seçelim. Get this torrent diyelim. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi bu da inmeye başlıyor. Bu dosyalardan bir tanesinin daha hızlı inmesini isterseniz ona sağ tıklayıp öncelik belirleyebiliyorsunuz. Band genişliği atamasında. Yüksek dediğiniz zaman bu dosyaya band genişliğinin daha büyük kısmını ayırmış oluyor. Dosyaların inmesini beklemeyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Adresimiz, siteye girmek için kullandığımız adrese bakalım tekrar. proxybay.bz. Şu kısım değişebiliyor. Benim kullandığım adres proxybay.la. O da buraya bağlanıyor. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.